Arkadaşlar selam. Bugün aşırı heyecanlıyım. Böyle içim içime sığmıyor. Çünkü Mila'nın bugün okulda ilk günü olacak. Şimdi biz geldik ve şu an dışarıdaki atmosferden bahsedeyim size. Çok kalabalık. Arabaya bile zor park etmeye yer buldum. Herkes sanırım okul telaşında ve minik minik çocuklar. Ben aşırı heyecanlıyım Mila. Sen heyecanlı mısın bir tanem? Arabaya çok heyecanlıyım. Bakın çantam var benim. Evet, çantası var, suluğu var. Bugün böyle galiba bir tanışma gibi bir şey olacak. Öyle yazmış öğretmen, WhatsApp grubu açmış. İlk defa bu duyguları tanıyorum. İlk defa böyle bir okul serüvenine girdik. İnanın ki müthiş heyecanlıyım. Bakalım neler olacak, neler söyleyecekler, nasıl geçecek bugün. Bir saatmiş zaten. Şimdi çok geç kalmadan geçelim. Çıkınca zaten muhakkak size bilgilendirme yaparım. Da evde açarım videoyu. Devam ederiz konuşmayı değil mi aşkım? Ay, arkama da birisi park ediyor. Neyse biz çıkalım hadi. Biz sınıfa girdik çıktık. Şimdi Mila okulun parkında oynuyor. Evet evet büyüdün sen, düşmüyorsun artık. Derin okulda anneciğim. Akşam arayalım. Okuldan çıkamıyorduk. Neden gidemiyoruz eve? Parkta oynamak istiyorsun. Ama sanki yağmur yağacak Mila. Bir şey olmaz. Arkadaşlar tekrar selam. Biz çıktık şimdi. Heyecanım bir tık daha iyi. Daha iyiyim yani şu an. Gerçekten çok heyecanlıydım. Böyle sınıfa girdiğimde ellerim falan titriyordu. Mila heyecanlı değildi galiba değil mi? Mila gayet uyumlu gibiydi. Ay, İlk de zaten çok şöyle... Beğendim şu çikolata. Çikolatayı mı çok beğendin? Öğretmenin çikolata verdi hepsine çocukların. Ama çok beğendim. Çok beğendin. Belki yarın yine verir. Hayır. Olur mu? Yarın verebilir belki yine. Biz de yiyelim mi lütfen? Tamam biz de alalım markete. İlk günümüz olduğu için velilerle birlikte bizi sınıfa çağırdı öğretmen. İşte sınıfı gördük, çocukların sınıfını gördük. Sonra öğretmenimizi tanıdık. Almamız gereken şeyleri, kırtasiye malzemeleri falan. Zaten bunu hepiniz biliyorsunuzdur diye biliyorum. Neler yapacaklar? Ben ekstra bir şeyler isteyeceğim dedi. Ödev günleri yapacaklarmış. Cuma günleri ödev vereceğim. Muhakkak hani bunu yapın falan dedi. Öğretmen tatlıydı. Bakalım bak bir tane. Aa. Mutlu da geliyor bakın. Evet mutlu görünüyor değil mi? Mila gayet sakin gibiydi. Böyle hani ismini falan sorduğunda söyledi. İlk gün şöyle söyleyebilirim. İlk gün güzel geçti diyebilirim. Gerçi ben de oradaydım, okuldaydım ama o hani kendi başına oturdu. İşte kendisi benden yardım almadan ismini söyledi. İşte iletişim kurdu falan. Bunlar benim gözlemlerim. Günden böyle bir iletişim kurması. Hatta sadece ismini bile söylemesi benim için bir şey. Tabii bakabilirsin. Öğretmenine mi bakıyorsun fotoğrafına? Hayır bak. Başka şeyleri gördüm. Bunun dışında böyle hala bir heyecan var. Yarın bizi almayacak ve çocukları alacak. İşte Mina'nın sınıfı üst katta. Merdivenlerden nasıl ineceklerini, nasıl çıkacaklarını anlattı. İşte bir ayakkabı mont odası var. Burada işte ayakkabılarınızı çıkartacaksınız. Normal buraya giriş okul ayakkabılarınızı giyeceksiniz falan diye bahsetti. Bunları anlattı. Sonra bu kadar galiba. Başka bir şey aklıma gelmiyor. Şimdi ben bunları böyle biraz detaylı anlatıyorum. Neden? Kısaca bundan da bahsedeyim. Çok fazla okula ilk defa başlayacak olan öğrenciler var. Ve anneler hep böyle bir arayıştalar. Böyle hani şeyi istiyoruz. Ben de öyleyim. İşte benimle aynı duyguları paylaşan bir anne görmek istiyorum. Yani böyle hani hoşuma gidiyor benim de dinlemek. İşte okulda nasıl geçmiş ilk günü, nasıl geçiyor oryantasyon süreci falan diye. Benim de çok hoşuma gidiyor. Bu yüzden böyle sizinle her günümüzü paylaşmaya çalışacağım. Yani her gün bu süreçte Mila alışana kadar en azından böyle videolar çekmeye çalışacağım. Şimdi de biraz Mila'ya soralım bakalım nasılmış okul. Ben de hiçbir şey sormadım. Daha ilk defa şimdi soracağım. Mila, aşkım okul nasıldı sence? Beğendin mi okulunu? Evet, arkadaşlarımı da isteyeyim. Duymam yani. Arkadaşların da mı var? Bak. Evet, ben biraz fotoğraflar çektim. Sınıfta biraz fotoğraflar çektim seni. Kapandı mı? Şimdi sana biraz soru sorabilir miyim? Öğretmenini sevdin mi? Evet anne, ama tabii babanı istiyorum. Peki okulunu sevdin mi? Evet de. Değil mi? Peki şunu biliyorsun değil mi Mila? Çikolatayı da çok sevdin. Öğretmeni en sonda çikolata ikram etti. Bir de isimliğin var yazılı değil mi? Lehir Mila yazıyor üstünde. Ve öğretmeni bir görev verdi bize bugün. Tüm çocuklardan istedi bunu. Bize balon verdi. Mila'ya balon verdi. Ve bu balonu şişirip de yarın sınıfa getirin dedi. Okula getirin niye dedi. Niye anne? Balon verdi ya size. Niye?
bu balonu şişirip ödev verdi. Bu balonu şişirip de okula getirin yarın dedi. Niye? Öyle istedi, ödev bu. Öğretmen bazen böyle şeyler isteyecek, tamam mı? Demek ki oyun oynayacaksınız balonlarla sınıfta hepiniz. Evet. Ona ip de bağlayalım balonuna. İp bağlayıp da getiririz yarın, olur mu bebeğim? Evet, uçmasın. Evet, uçmasın diye ona ip de bağlamamız gerekiyor. İp de şu an sıtıracak da yere bakayım. Uçmuyor ama uçmayan bir balon. Uçmayan. İp yumuşadı. Uçmayan bir balonmuş. İp bağı yumuşadı, yere bırakayım, uçmaz. Tamam, olur, anlaştık. Ve düşünüyorum. Peki öğretmenini sevdin mi? Son bir şey soracağım sana. Artık annelerin nerede oturacağını öğrendin değil mi? Mila sınıfına tek başına çıkacak arkadaşlarıyla birlikte. Beni, bana bakar mısın aşkım? Arkadaşları ve öğretmenleri olacak. Ben yokum. Şu an pek konuşmak istemediğini düşünüyorum ve ısrar etmiyorum. Şimdi bir markete gideceğiz. Gitsek mi gitmesek mi de bir kararsızım ama evi salaş alanı gibi bıraktım. Gideyim çılgın önünde bir çoğu çıkayım aynısından. Aynısından ya bulamazsak? Uşuma diye ondan sohbet edeyim. Tamam, telefonla sipariş ederim, mantıklı. Aa, kesin markete gideceğiz çünkü yumurtamız yok evde. Unuttum. Olamaz, bu çok büyük bir eksik. Kesinlikle gitmemiz gerekiyor. Neyse arkadaşlar, biz şimdi çıkalım, markete gidelim. Sonra bugün bizimlesiniz zaten. Bugün günlük bir vlog yapacağım bunu. Tamam bebeğim, okulunu gösterirsin. Günlük bir vlog yapacağım yine evde. Bir yerlerde görüşeceğiz. İyi ki doğdun. Mila, bile 4 olduğu gibi okula başladı. Eve geldik arkadaşlar. Beyazları böyle sıcak suya koyuyorum ben. Bir de Domol'un bir deterjanı var. Toz deterjanı. Onu da döküyorum üzerine. Ve bu şekilde biraz bekletiyorum. Yarım saat, bir saat ne kadar olursa. Bekletiyorum ve böyle beyazlar daha beyaz oluyor. Böyle leke falan olursa altlarında onları da çitiliyorum. İşe yarıyor yani. Şimdi biraz çitileyeceğim bunları. Size de fikir olsun diye paylaştım. Sonra da makineye atıyorum. Ya şimdi dayısının okulda neler yaptığını anlatıyor. Ben de biraz etrafı toparlayacağım. Çünkü sabah paldır küldür evden çıktık. Etrafı toparlayayım. Mina da dayısıyla konuşsun. Şuraya koy ya da şuraya. Koyacağım. İstersen buraya koy. Buraya. Hayır, buraya koydum. Tamam. Tamam, buraya koy. Dayı bilir mi? Suyum bitmiş, su dolduralım. Bak, burada bir tane deyip var. Anlat bakalım, neler yaptın okulda, öğretmenini sevdin mi? Dayı merak ediyor. Evet. Su deyip ne? Deyip, bu deyip. Orada şey olur. Bunu mu, niye çıkardın sonra? Sonra kayboldu. Bak söylüyor, yerine koy, tamam mı? Kayboluyor. Orada burada üstü. Eğer sıkayım sen beni dur. Duvardaki fotoğrafımız düştü. Geçen. Bunun için dün yapışkan aldım ve şimdi yapıştıracağım onu oraya. Ne yapıştıracağım? Falan bir tane. Bu arada ben bununla yapıştırıyorum çerçevelerimi duvara. Oturma odamı genel bir topladım. Tozumu da aldım. Şimdi oturup size bir şeyden bahsedeceğim. Böyle daha evlenmeden önce arkadaşlar hep böyle bir şeylere yazıyordum. Unuttum böyle yazmayı. İşte bir defter alayım, not tutayım, işte bir şeyler yazayım falan böyle. Eskiden evlenmeden önce şöyle de başlamıştı aslında. Böyle her şeyi not alıyordum. Ya işte şunu alayım, bunu alayım, unutmayayım. Yapacaklarımı planlayayım, yazayım falan diye böyle başlamıştı biraz da. Böyle aklıma gelen her şeyi yazmaya başlamıştım. Şimdi yine buna dönmeye karar verdim ve döndüm. Kendime şöyle bir tane defter aldım. Böyle şey yapıyorum. Her gün, her sabah uyandığımda, çünkü sabah uyandığınızda ne verirseniz kendinize, yani ne yaparsanız kendinize gün boyu da onu yapmak istiyormuşsunuz. Ben hani kalkar kalkmaz hemen bir telefona bakmak değil de bir hani elimi yüzümü yıkayıp kalkıp uyanıp elimi yüzümü yıkayıp hemen gelip bir şeyler yazıyorum böyle işte. Mesela bugün şükredeceğim şeyler yazıyorum. Diyor ki bu içtiğiniz bir kahve olabilir diyor.
şükretmeniz gereken şeyler işte o içtiğin bir kahve olabilir, sağlığın olabilir, güzelliğin olabilir, çocuğun varsa çocuğun olabilir, evin varsa evin olur veya hiçbir şeyin yoksa bir kalemin varsa buna bile şükretmemiz gerekiyor aslında. Gerçekten buna bile şükrettiğimizde, böyle minik minik şeylere şükrettiğimizde hem şükredecek şeylerimiz çoğalıyor hem de böyle çok iyi geliyor. Bir şeylerin farkına varıyoruz. Şimdi ben size böyle ben notlar aldım. Onları biraz okuyayım size. Diyor ki her gün şükredecek en az 7 şey bul. Ben bunu direkt böyle defterimin en ön sayfasına yazdım. Tamam bir tanem oyna. Tamam bebeğim duyuyorum seni. Bu arada bana bu yazıyı arkadaşım attı. Ve bu yazıdan sonra ben de artık yazmaya karar verdim arkadaşlar. Şimdi size de okuyacağım. Belki birkaçınıza burada örnek olurum. Çok mutlu olurum. Her gün şükredecek en az 7 şey bul. Şükür defteri tut. Bu benim şükür defterim. Hatta üşenmeden yaz. Sağlığına, içtiğin kahveye, kedinin boynuna sokulup uyumasına, güneşli günlere, aldığın nefese, batan güneşi gördüğüne şükret mesela. Bak düzenli yaptığında hayatında neler değişecek diyor bu yazıda. Gerçekten böyle. Bu unutmak istemediğim için de sürekli kendime hatırlatmak istediğim bir yazı olduğu için de böyle şükür defterimin en başına yazdım. Sonrasında diyor ki sorun yaşadığında soruna değil bunu neden yaşadığına ve çözüme odaklan. Dışarıdan kimse senin hayatına müdahale edemez. Kimse senin yaşamını cennete ya da cehenneme çeviremez. Şimdi buraya da değineceğim. Yaşadığın her şey bu hayatta diyor. Buna değineceğim. Maalesef ki böyle canımızı sıkan, bizim modumuzu düşüren bu insanlar benim de hayatımda var. Böyle insanlar var hayatımızda. İşte sürekli her şeye şikayet eden, sürekli bir modumuzu düşüren, sürekli ahlanan, vahlanan, püf püflenen, hiçbir şeyden memnun olmayan, memnuniyeti olmayan insanlar. Bu insanları dinlediğinizde gerçekten böyle bir modunuz düşüyor ve size de zaten bu memnuniyetsizliğini dile getiriyor. Atıyorum kendinde bir sürü memnuniyetsiz şeyleri var. Kendi çok memnuniyetsiz bir insan olduğu için sizden de memnuniyetsiz oluyor zaten bu kim olursa olsun karşınızdaki bu kişi. Bunu değiştirmeye çalışacağız ya böyle işte konuşarak, anlatarak bir şeyleri böyle hani sürekli mutsuz olmaması gerektiğini. Hatta bir kitap okuyorum. Size de çok tavsiye ederim. O kitabı da ayrıca tavsiye ederim. Arkadaşlar gerçekten her şeyi biz kendimize yapıyoruz. Hasta oluyoruz. Mesela kitapta da şunu söylüyor diyor ki çok fazla stres içindesin diyor. Kendine stres yaratıyorsun diyor. Çok fazla stres içindesin. Bu yüzden işte diyor kanser oluyorsun. Veya işte çok her şeyi kafana takıyorsun. Çok büyütüyorsun kafanın içinde her şeyi. Belki o öyle değil yani ama sen büyütüyorsun içinde ve psikolojim bozuluyor. Böyle gibi bir sürü örnek verebilirim. Tüm hastalıkların aslında biz kendimize çektiğimiz, biz kendimize getirdiğimiz. Konuşmaları ara ara değiniyorum aslında. Benim böyle çok eski takipçilerim bilirler. Bir ara daha böyle bu konuşmalara değiniyordum. Çünkü bana şey çok soruluyor. Hani çok pozitif bir insansın, çok güler yüzlüsün, sürekli mutlu musun? Tabii ki sürekli mutlu değilim. Tabii ki benim de böyle modumun çok düşük olduğu zamanlar oluyor. Ama böyle hep bir kendimi, kendimi motive ediyorum. Ben hep böyle bir kendimi motive ediyorum. Hatta böyle daha önceden insanlardan bekliyordum işte bunu. İşte beni takdir etsin biri. Ondan sonra işte yaptığım bir şeyi takdir etsin. Sen beni takdir etmesine gerek yok. Ben kendimi takdir ederim. Ben kendimle zaten gurur duyuyorum. Ben kendimi takdir ediyorum. Bunu yapın ya. Siz kendinizi takdir edin. Siz kendinizi sevin. Siz kendinize değer verin. Her şeyden ve herkesten önce siz kendinizi sevin. Siz kendinize değer verin. Siz kendinizi takdir edin. Bundan sonra insanlardan bir şeyler bekleyin. Çok da beklentiyi yüksek tutmamak gerekiyor. Aslında ben bunun hep bilincinde olup da bunu bir türlü hayatıma geçiremeyen bir insanım. Hep insanlara bir şeyleri veriyorum. Ve hani tamam tam karşılığını zaten hiçbir zaman alamadım verdiklerimi bugüne kadar. Onlar ayrı. Ama tam alamasam da böyle bir ucundan ya. Ben ona çok büyük bir şey yapmışımdır ama o bana küçük bir şey yapsın. Hiçbir şey yapmaması benim çok zoruma gidiyor. Gidiyordu ve böyle sürekli işte bir beklenti halinde oluyordum. Sonra ne yapmaya karar verdim biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle bir şey yaptım. Bakıyorum bir yaptım bir insana, iki yaptım, üç yaptım, dört yaptım, beş yaptım ama bana karşılık gelmiyor. Vermiyor bana bunun karşılığını. Dedim ki niye yapıyorsun? Yapma. Demek ki bu insan bundan hoşlanmıyor. Belki de hoşlanmıyor yani bundan bu insan. Sana yapmadığına göre, karşılık da vermediğine göre. Ve yapmamaya başladım. Tabii ki şu oluyor. Oldu da hayatımda da. Şimdi ben hep yapan taraf olduğum için bir kere yapmayınca ben kötü insan oluyorum. Bir kere hayır dediğinde veya daha tatlı bir dille ben böyle direkt hayır demeyi bilmem. Bilemem yani kimse böyle direkt çat diye hayır ben bunu yapmak istemiyorum diyemem.
Ama şunu tatlı dille. İşte şu an müsait değilim. Bugün müsait değilim. Bugün şöyle bir işim var. Mesela birisi benimle görüşmek istiyor. Bir arkadaşım olsun. Bu benimle görüşmek istiyorsun. Ve ben onunla o gün görüşmek istemiyorum. İstemeyebilirim. İstemiyorum ve bunu hani direkt hayır ben görüşmek istemiyorum diyemiyorum. Bunu yapamıyorum. Ama işte hani ya bugün canım hani bugün kendimi biraz yorgun hissediyorum. Çıkmak istemiyorum gibi. Atıyorum onu. Hep ama evet demişim arkadaşıma ya bugüne kadar. Bugün de işte canım istemediği için ona hayır dedim ama tatlı bir dil. Ya bugün canım dışarı çıkmak istemiyor. Hani başka bir gün yapsak, başka bir günü atsak diyorum mesela. Ama işte ben bu noktada şey oluyorum, kötü oluyorum. Ya da birinin bana bir işi düşmüş. Hep evet demişim. Hep yapmışım, kendimden vermişim. Ama o gün yapmak istememişim ve yapmamışım. Ve ben de kötü oluyorum. Artık bunu da saldım. Olayım. Beni zaten tanıyanlar da bilir. Ben böyle hep insanlara yardım edeyim, işte iyi düşüneyim. Ya yok o öyle kötü düşünmüyordur benim hakkımda ya. Öyle değildir. Ama gerçekten kötü insanlar var. Konu nereye gidiyor bilmiyorum ama. Arkadaşlar kötü insanlar var. Ben buna şahitlik ettim ve artık inanıyorum. Ben hep şey diyordum. Yok ya hani o kadar kötü olamaz bu insan. Hani bana kötülükten dolayı söylemiyordur ama bana. Benim iyiliğim için söylüyordur. Hayır abicim. Gayet sizin kötülüğünüz için çatır çatır söylüyorlar. Bu yüzden de siz kendinizi ilk önce, kendinizi seveceksiniz öncelik olarak. İlk kendinizsiniz sonra başkaları. Ufacık şeylere bile şükrettiğimde, hani böyle elde edemediklerime odaklanmak değil de elde ettiklerimin içinde olmak, içinde yaşamak beni gerçekten daha çok mutlu etmeye başladı. Size de bunu öneriyorum. Ufacık bir şeye bile sahip olsanız buna şükredin. İşte bu var benim hayatımda çok şükür deyin. Olduğuna şükredin. Hayatınızdaki her şeye bak ne diyor mesela içtiğin bir kahve mesela bugün video şu an izliyorsun ya bugün kahve içtiysen şu an buna şükret. Ya ben bugün bir kahve içtim. Şükürler olsun da mesela. Gerçekten böyle bunu alıştırdığınızda kendinize şunun haberini vermek istiyorum size arkadaşlar. Bundan sonra çok daha sık videolar çekmeye çalışacağım. YouTube'a da tam olarak dönmek istiyorum açıkçası. Bakalım neler yaşayacağız bu oryantasyon sürecinde, okula alışma sürecinde falan. Bunların hepsinde her gün size video çekeyim mi? Bunu istiyor musunuz? Bakalım ben ne zaman eve gelebileceğim bile orada bırakıp da. Muhtemelen yani minimum bir hafta, maksimum bir ay okulun bahçesinde bekleyeceğimi düşünüyorum. O yüzden de size böyle bol bol konuşmalı videolar, vloglar falan çekerim diye düşünüyorum. Günlük vloglar tarzında videolar çekmeye çalışacağım. İşte yine temizlik çok seviyorsunuz, temizlik. Hey nerede? Çantandaydı. Yabandı. Çantanda, en altta çantanda. En altta. Böyle yani daha sık videolar atmaya çalışacağım. Umarım keyifli olur. Böyle işte birlikte yemek yaparız, birlikte temizlik yaparız, birlikte Mila'yı okula bırakırız, okuldan alırız falan. Şu an olduğun yaşa bir daha geri dönmeyeceksin. Ve şu an seni ne mutlu ediyorsa gerçekten anne, onu yapman dileğiyle. Yine görüşeceğiz bir yerlerde. Bugün herkes Mila'yı merak ediyor, Mila'nın okulunu. Şimdi de teyzesiyle konuşuyor, Kader teyzesiyle. Kaç tane arkadaşın var diyor bir tane. 10 tane mi arkadaşın var? Söyle teyze. Teyzeye göster teyzeye. Teyze bak. Çok kalabalıksınız. Harika. Bir sürü arkadaşın oldu artık Mila. Evet, hiç gelmiş kalmayacağım. Neler yapacakmışsın? Bilgilendin mi bugün? Öğrendin mi neler yapacaksın? Uçu. Ben de peki dersler. Ben şimdi ona veriyorum telefonu, tamam mı? Tale gel. Tale. Şimdi de arkadaşıyla konuşuyor. Taya ile konuşuyor. Kiminle konuşuyorsun aşkım sen? Ben de oyun yapacağım ona. Tamam yap aşkım. De şöyle koyayım. Öyle mi koyacaksın? Tamam. Ay scooter sürüyor. Senin ismin ne yazıyor? Bende kart var ya. Benimle ok. Aa benim de mi ismimi yazmış öğretmeni? Aa hem Nehir Mile yazmış hem de Müge mi yazmış? Nehir Mile. Tut sen bunu takayım ben. Evet çok güzel. Daha yeni de olsaydı mı keşke. Evet keşke teyzem. Öyle hala saklambaç oynadığını zannediyor. Bir yerlere saklanıyor. Hmm. O böyle biraz çok coşkulu. Burada arkadaş var. Yaptılar arkadaşlar değil mi? Biz market alışverişine geldik arkadaşlar ama size
ve şimdi aklıma geldi çekmek. Böyle bir şeyler aldık. Ben saklanıyorum, sen bile bul. Mila da babasıyla birlikte saklambaç oynuyor markette. Babası neyi bulamazsın? Abiden bir şeyler aldım. Şimdi size onu göstereceğim ve sonrasında da artık videoyu kapatırım. Olarak Mila'ya bir sweet aldık böyle, kırmızı renk. Şimdi bu zamanda doğru. Böyle kapşonlu ve içi yumuşacık. Ve benim aldım. Bu ceket. Tam böyle mevsimlik bir ceket. Ve pantolon var, takım var. Pantolon da aynı böyle çizgili ve biraz bol paça. Şöyle. Çok beğendim bu takımı. Çok güzel gerçekten. Böyle tam bakıyor mu? Bu şekilde ben de kendime takım aldım. Böyle arkadaşlar, bugünlük bu videonun da sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.